Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Rize Spor'a 4-3 mağlup oldu ve son 4 maçta 8 puan kaybetti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'da gerçekten üzülenlere üzülüyoruz, sevinenlere değil şeklinde konuştu. Bir takımın başına gelmeyecek ne varsa karşılaştık. Mücadeleyi değerlendiren ve Rize Spor'un henüz ikinci dakikada bulduğu golü vurgulayan Terim, neredeyse maça 1-0 geride başladık. Hiç olacak bir pozisyon değil. Bir takımın başına gelmeyecek ne varsa karşılaştık. 1-0 ın şokunu atlatınca oyunun kontrolünü aldık. İkinci golü de pozisyon vermeden yedik. 1-0 ın üzerine şahane bir gol attık, sonra 2-1'de öne geçtik. Etebo, Emre Akbaba'ya verse oyun kopacaktı. Devreye 2-2 ile girdik. Bu maça çıkarken en az gol yiyen takımdık. Yine komik bir golle 3-2 geri düştük. 3-3'ü bulduk ama bu kez eksildik dedi. Merkez Hakem Kurulu Bizim Üzerimizde Deniyor Tecrübeli Teknik Direktör, Yedlin'in gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak 10 kişi kaldık. O pozisyonda hakem, 1 metre dışarıda önce penaltı verdi. O kadar hazır ki, ilk kez 3 büyüğün bir maçında düdük çaldı. Merkez Hakem Kurulu Bizim Üzerimizde Deniyor Sonuç itibariyle oyunun kopuşu, eksikken çok zordu. 4. golü de yedik, çıkarmak için uğraştık ama olmadı. Bu kadar teknik oyuncularla rakibin herhangi bir tehdidi yokken böyle goller yediğiniz zaman kırılgan bir takımız. Emre Kılınç, Emre Akbaba. Ben de olsam moralim bozulur altından kalkamayabilirdim. Olmadık bir yerde kaybettik. Bugün için üzgünüm, takıma yakıştıramadım ifadelerini kullandı. Herhangi bir şeyi bırakacak değiliz ama 10 kişi kalmanın kendilerini zorladığını ve oyunlarını etkilediğini belirten Terim, oyuna baktığımızda 10 kişi kalıncaya kadar sıkıntımız yoktu. 11-11 e olsak 3-3'ten sonra gol bulabilirdik. Ben kontrolü sağlayayım diyen bir hoca değilim. Galatasaray'da gerçekten üzülenlere üzülüyoruz, sevinenlere değil. Bu maçtan sonra çok maç var, var ama büyük bir avantajı kaçırıyorsun. Son 4 maçın 3'ünde 8 puan kaybedersek birçok kredimizi kaçırdığımız gibi her maçı kazanmak gibi tehlikeli sularda gitmek zorunda kalabiliriz. Herhangi bir şeyi bırakacak değiliz ama rakiplerimizin bir biriyle oynayacağı haftada cumadan kazanmanın vereceği efekt farklı olacaktı. Oyuncularımı suçlamam ama bugünü yakıştıramadım diyerek sözlerini noktaladı. Aslan, 11 maç sonra evinde kaybetti. Rize Spor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'ın ligdeki iç saha yenilmezlik serisi de sona erdi. Bu mücadele öncesinde Cimbom son olarak Alanya Spor'a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı. Evinde son iki haftayı puan kaybıyla geçiren Sarı Kırmızılılar, Rize Spor dışında Sivas Spor ile de 2-2 berabere kalmıştı. Rize çayı aslana acı geldi. Son bölümde sinirler gerildi. Galatasaray Çaykur Rize Spor maçının son bölümü gergin anlara sahne oldu. Maçın uzatma dakikalarında Çaykur Rize Spor'dan Fernando, takımını öne geçiren golü attıktan sonra saha kenarı karıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları Rize spor yetkililerinin bulunduğu tribünden söylenen sözlere çok sinirlendi. Son düdükle beraber tartışmalar devam etti. Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı. Rize spor tribünüyle gerginlik yaşandı. Terim, sezon içerisinde bunları yaşadık. Çift forvetle oynamaktan bir problem yaşamadık bence. Tam tersi daha çok 18 içerisinde bulunan, her an gol pozisyonu kovalayan bir takımız. 3 maçta 15 bireysel hata yapmışız. Sezon içerisinde bunları yaşadık. Tacı ortaya atacak bir durumu hiçbir teknik adam aklına getirmez. O yetmezmiş gibi ardından iki oyuncunun topu rakibe teslim etmesi hocanın aklına gelmez. Bunlara rağmen, bunların altından kalkan bir takımımız var. Maç sonu süre. Türk futbolunda hastalık bu. Sadece bugün değil çok maçta bunu görüyoruz ve herhangi bir önlem yok. Söylediğiniz zaman, merak etmeyin, bunu ekleyeceğiz diyorlar. Bazen de eklemiyorlar. Maç sonu süre eklemeyle hücum devamlılığı varken aynı değil. Stoperler cezalı duruma düştü. Ajans Spor'un Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Fatih Terim'e, haftaya iki stoper cezalı. Nasıl bir formül düşünüyorsunuz, sorusunu iletti. Terim ise bu soruyu, şimdi milli maç arası. Düşüneceğiz bir şeyler. Donk ile beraber yanında da birini kullanacağız. Düşünün bugün kaybettiğimiz maçtan sonra iki stoperinizi de kaybediyorsunuz. Bu aksiliklerin olmaması iyiydi ama oldu. Biz onun çaresini buluruz, gereğini yaparız. Belki bir tane de ortaya yeni bir stoper çıkar böyle durumlarda. Şu anda şunu oynatacağım diyemem çünkü bakalım milli takım sonrası nasıl dönecekler. Geçen arada 6'sı milli takımlardan, 5'i pandeminden 11 oyuncu kaybettik. Bunun için zaman var, düşüneceğiz, şeklinde cevapladı.